Erdoğan'ı Azerbaycan'da hemen o ekranlara, hemen o görüntüler ekranlara getirelim. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu takip ediyor. Hemen sözü Emine Kavasoğlu'na bırakalım. Evet, Azerbaycan için bugün gurur günü. 44 gün süren operasyonların ardından Karabağ özgürlüğüne kavuşturuldu ve an itibariyle Başkan Erdoğan da buradaki törenlerin onur konuğu ve şu anda şehitlikte Azerbaycan ve Türk şehitliğini ziyaret ediyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. İlk olarak Haydar Aliyev'in kabri ziyaret edildi, ardından da şehitliklere geçildi ve belirttiğim gibi şu an itibariyle de o ziyaretler devam ediyor ve yaklaşık yarım saat içinde de Başkan Erdoğan'ın bizim bulunduğumuz noktaya, yani Azatlık Meydanı'na gelmesini bekliyoruz. Azatlık Meydanı'na geldiğinde ise törenler başlamış olacak. Zafer Geçidi töreni başlamış olacak. Elbette bugün Azerbaycan için oldukça önemli bir gün. Hemen bunu da bir not olarak düşelim. Az önce de belirttiğim gibi 27 Eylül itibariyle Ermenistan Azerbaycan topraklarına bir saldırı gerçekleştirmişti. Ve işte o saldırı 44 gün sonunda tamamen bitirildi ve Azerbaycan 300'den fazla toprağını, işgal altındaki toprağını özgürleştirdi ve 8 Kasım'ı da özgürlük günü ilan ettiler ve işte o özgürlük gününden yaklaşık bir ay sonra da bugün 10 Aralık tarihinde zafer törenleri gerçekleştirilecek. Dünyanın gözü kulağı da burada diyelim, çünkü Azerbaycan 30 yıldan bu yana bu anı bekliyordu. Tabii pek çok şehit verildi, sivil, asker, pek çok şehit verildi. Aralarında çocukların da olduğu şehitler verildi. Ama işte bu uğurda verilen şehitlerin ruhları, toprakları cennet olsun, mekanları cennet olsun diyelim bir yandan da. Bugün de işte o zafer kutlamaları gerçekleştirilecek. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta Azatlık Meydanı. Törenlerin adresi burası olacak dedik, Azatlık Meydanı. Saatler 11.30'u gösterdiğinde başlayacak buradaki törenler. Peki neler yaşanacak burada? Türk askerinin de bu noktada olduğunu söyleyelim. Bolu Komando Tugay'ı buradaki zafer geçişi törenlerine katılıyorlar ve hemen ileride, az önce onlar da provalarını gerçekleştirdiler ve Azerbaycan askeriyle birlikte artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bekleniyor an itibariyle burada. Onlar da yaklaşık 15-20 dakika içinde burada olacaklar ve tören başlamış olacak. Elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu noktada bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Hemen bize göre sol tarafta kalan noktaya bir platform oluşturuldu. Askerlerin geçiş töreninin ardından da işte hem Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem Başkan Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek ve bu şanlı zaferle ilgili hem askerler kutlanacak hem de Azerbaycan halkına önemli mesajlar verilecek hiç şüphesiz. Tören boyunca neler yaşanacak, onlardan da bahsedelim. Azerbaycan ordusunun ekipmanları, teçhizatları da yine zafer geçişi töreninde burada halkın önünden geçecekler, halkı selamlayacaklar. Karabağ Savaşı'na katılan yaklaşık 3000 asker de yine bu noktada zafer geçişine katılacaklar. Tabii sadece Azerbaycan ordusunun ekipmanları değil, aynı zamanda Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri ekipmanlar da yine bu zafer geçişinde buradan geçecekler. Onu da bir not olarak düşelim. Ardındansa Bakü semalarında savaş uçakları görünecek ve o savaş uçakları Azerbaycan bayraklarının renkleriyle, dumanlarla bir gösteri uçuşu gerçekleştirecekler. Hemen ardındansa helikopterler yine havada olacak ve helikopterler de Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını açarak halkı selamlayacaklar. Oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim. An itibariyle ekranda görünen kalabalığın sadece askerlerden ve basın mensuplarından oluştuğunu söyleyelim. Ancak Bakü sokakları tabii ki bu tören için kapatıldı. Askerlerin zafer geçişi için kapatıldı. Bu sokağın arka caddelerinin yine dolu olduğunu söyleyelim. Azerbaycan halkı ellerinde bayraklarıyla bu ana tanıklık etmek için Azatlık Meydanı'na, yani Özgürlük Meydanı'na gelmiş durumdalar. Evet, oldukça önemli anlar yaşanacak bugün. Azerbaycan halkının ne kadar gururlu olduğunu, ne kadar mutlu olduğunu altını bir kez daha çizmekte fayda var. Zira az önce de belirttiğim gibi 30 günden
30 yıldan bu yana Karabağ toprakları Ermenistan işgali altındaydı ve Azerbaycan ordusu Azerbaycan Karabağ'dır, Karabağ Azerbaycan diyerek yola çıktı ve Türkiye'nin de her daim yanında olduğunu bir kez daha altını çizelim. Elbette buradan da hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elbette törenlerin onur konuğu olması hem de Türk askerinin de yine bu noktada yerlerini almasıyla tüm dünyaya bir kez daha bir mesaj gönderilecek ve Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır mesajı yüksek bir sesle iletilecek. Artık son hazırlıklar tamamlandı. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azatlık Meydanı'na gelmesi bekleniyor artık şehitlik ziyaretlerinin hemen ardından. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde gelmişti Bakü'ye ve ilk olarak eşi Emine Erdoğan'la birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi oldular. Bir yemek yendi baş başa, bir aile yemeği yendi. Hemen ardındansa Başkan Erdoğan konaklayacağı otele geldi. Ve bu sabah itibariyle de artık işte törenler başlamış bulunmakta. İlk adres dediğimiz gibi Haydar Aliyev'in kabri oldu. Azerbaycan'ın efsanevi Cumhurbaşkanı lideri, efsane lideri Haydar Aliyev'in kabri oldu. Ardındansa hem Türk şehitliği hem de Azerbaycan şehitliği ziyaret ediliyor. Elbette şehitlikte yine duygu dolu anlar yaşanıyor bir yandan. İşte o noktadan ayrıldıktan sonra ise işte artık bizim bulunduğumuz noktaya yani Azatlık Meydanı'na gelecek iki lider ve dünyaya bir mesaj gönderilecek. Türkiye'ye Azerbaycan dostluğu mesajı gönderilmiş olacak. Tabii bu ziyaret kapsamında artık yeni açılan dönem sebebiyle de çeşitli adımlar atılacak. Zira Karabağ'ın özgürleşmesi aslına bakarsanız sadece Karabağ'ın özgürleşmesi anlamına da gelmiyor. Bir yandan da tabii ki ticaret, ekonomi ve pek çok alanda yeni adımlar atılacak. Çünkü artık o nokta Nahçıvan'dan Bakü'ye uzanan nokta artık Azerbaycan kontrolünde ve dolayısıyla da artık yeni adımları atmanın, yeni sözleri söylemenin zamanı. İşte bu kapsamda da önemli anlaşmalar, önemli mutabakatlar imzalanacak hiç şüphesiz. Törenlerin ardından Başkan Erdoğan için resmi bir karşılama töreni gerçekleştirilecek Gençlik Sarayı'nda. Başkan Erdoğan'ı İlham Aliyev Gençlik Sarayı'nda resmi bir törenle karşılayacak. O törenin hemen arkasındansa Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa bir görüşme gerçekleştirecekler. Baş başa görüşmelerin ardındansa hem heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek hem de az önce de belirttiğimiz gibi önemli anlaşmaların imzalanması için masada olunacak ve sonrasında da bir basın toplantısı yapılması bekleniyor hiç şüphesiz. Elbette herkesin gözü kulağı dediğimiz gibi bu noktada çünkü 30 yıldan bu yana beklenen bir zaferdi bu ve 44 gün süren harekatın ardından da işte özgürlük, Karabağ'ın özgürlüğü ilan edildi. Azerbaycan ordusu özgürlüğünü ilan etti Karabağ topraklarında. 3000'den fazla Azerbaycan askerinin katıldığını söylemiştik bu törenlere ve aynı zamanda tabii ki Türk ordusunun da Bolu Komando Tugayı'nın da burada bu geçit töreninde olduğunu hemen iletelim tekrar bir not olarak hatırlatmakta fayda var. Tabii İlham Aliyev ve Başkan Erdoğan arasındaki ilk yüz yüze görüşme bu. Elbette Karabağ zaferinin hemen ardından telefonla görüşmeler gerçekleşmişti ama ilk yüz yüze görüşme işte dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Tarihi bir ziyaret, tarihi anlar yaşanacak burada. Tekrar altını çizelim. Öncelikle gündem maddesi hiç şüphesiz bu baş başa görüşmelerde Karabağ olacak. Ateşkesi denetlemek için Ankara-Moskova hattında süren çalışmalar değerlendirilecek. Rusya ile kurulacak ortak merkez içinde yürütülen faaliyetler yine ele alınmış olacak ve birlikte atılacak adımlar ve yol haritası da yine konuşulmuş olacak. Mesaj net. Türkiye Azerbaycan'ın yanında tekrar tabii söylemekte fayda var. Öncelikle dedi Haydar Aliyev'in kabri ziyaret ediliyor. Şu dakika itibariyle yine aynı zamanda şehitliklerde bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Ve artık nefesler tutuldu. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu noktaya Azatlık Meydanı'na yani Özgürlük Meydanı'na gelmesi bekleniyor. Tabii Azerbaycan halkı da nefeslerini tutmuş durumda. Ellerinde bayraklarla Bakü'nün her bir sokağında, her bir noktasında sevinçle, gururla buradaki törenlerin başlaması bekleniyor hiç şüphesiz. Kolay değil elbette. Yaklaşık 30 yıllık bir hasret vardı ve o hasret 44 gün süren harekatın ardından sona erdi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekat
başarıyla tamamlandı. Ve o anlaşma sağlandığında da bir gece yarısı İlham Aliyev'in de elbette yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Oldukça zor, oldukça çatışma, oldukça yoğun çatışmaların yaşandığı bir dönemdi hiç şüphesiz. 44 günlük süreç. Azerbaycan sadece askerlerini şehit vermedi bu uğurda. Pek çok sayıda yüzlerce sivil de, aralarında çocukların da bulunduğu siviller de ne yazık ki Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit edildi. Ama Azerbaycan ordusu harekatı başlattığı ilk günden bu yana kararlıydı. Karabağ Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ'dır şiarıyla yola çıktılar. Ve işte 44 günün sonunda da o zafer geldi. 27 Eylül'den sonra 44 günün sonunda o zafer geldi ve işte şu anda da o zaferi kutlamanın zamanı. Başkan Erdoğan da zafer geçidine katılacak, onur konuğu olacak dedik. Artık nefesler tutuldu elbette. Hem Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu noktaya ulaşmasını bekliyoruz. Konuşma yapacak Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verecek hiç şüphesiz. Elbette bir basın toplantısı da düzenlenecek görüşmelerin ardından ama burada yapacak olduğu konuşma, açıklamalar elbette çok önemli olacak. Zira dediğimiz gibi tarihi bir ziyaret bu. Tarihi anlara tanıklık edeceğiz. 27 Eylül'den bu yana belirttiğimiz gibi yaşananların ardından işte artık bugün zafer zamanı. Türk askeri aslına bakarsanız 2 gün önce bu noktaya ulaştı ve 2 gün önce Azerbaycan sokaklarında kortej halinde prova yürüyüşlerini gerçekleştirdi ve an itibariyle de işte Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şehitlikteler an itibariyle. İşte o şehitlik ziyaretinin hemen ardından da bizim bulunduğumuz noktaya gelecekler. Şu dakikalarda da şehitlikteki ziyaretlerin gerçekleşmiş olduğunu belirtelim. Evet, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Önemli ziyaret, önemli anlar. Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev şu anda şehitlikteler. Şehitlik ziyareti sonrasında da evet, Azatlık Meydanı'nda o tarihi anlara tanıklık edeceğiz. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, ki Başkan Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la geldi akşam saatlerinde Azerbaycan'a. Ve şu anda da şehitlikten yavaş yavaş artık ayrılacaklarını söyleyelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir yandan da Başkan Erdoğan'a şehitlikte yapılacak değişiklikler ve şehitlikle ilgili son gelişmelerin bilgilerini paylaşıyor Başkan Erdoğan'la. Ve işte artık geri sayım başladı Azatlık Meydanı'na. Gelmesi için iki liderin dünyaya dostluk, birlik, beraberlik mesajı verilecek hiç şüphesiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından artık şehitlikten yavaş yavaş ayrılacaklarını söyleyelim. Zira buradaki törenlerin başlama saati 11.30 olacak. 11.30 itibariyle de artık o tarihi anlar, Azerbaycan ordusu ve Türk ordusunun o tarihi anlarına tanıklık edeceğiz. Araçlarına biniyor artık liderler ve yaklaşık 10-15 dakika içinde de bizim bulunduğumuz noktaya ulaşmaları bekleniyor. Önce Azerbaycan'ın efsane lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ettiler. Hemen ardındansa hem Türk hem de Azerbaycan şehitliğini ziyaret ettiler. Ve işte artık araçların yavaş yavaş hareket ettiğini söyleyelim. Bir sonraki duraksa, bir sonraki rotaysa Azatlık Meydanı olacak ve burada tarihi anlara tanıklık edeceğiz. Tekrar altını çizelim, tarihi anlara tanıklık edeceğiz. 30 yılın ardından gelen o özgürlüğün, o zaferin tadını çıkaracak Azerbaycan ordusu haklı gururunu yaşıyorlar elbette. Şehitlik kıyabanından ayrılacaklar dakikalar sonra ve bu noktaya ulaşacaklar Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Evet, bir yandan Başkan Erdoğan'ın
ve İlham Aliyev'in araçlarının görüntüleri var ekranda. Bir yanda da Azatlık Meydanı'nda, nefeslerin tutulduğu Azatlık Meydanı'nda ki görüntüler var. Ve şu anda burada her iki liderin beklenmiş olduğunu söyleyelim. Evet, şu anda bir kez daha araçlardan inerek şehitlik ziyaretleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ve yine aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. İlham Aliyev'in özel davetlisi olarak geldi Başkan Erdoğan bu tarihi ziyaret için Bakü'ye. O aynı zamanda onur konuğu olacak buradaki törenlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve iki lider beraberindeki heyetle birlikte şehitlikteki ziyaretlerini sürdürüyor. Tabii şu anda ziyaretini gerçekleştirmiş oldukları şehitliğin oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Bir yandan hem Karabağ şehitleri hem 20 Yanvar şehitleri, yine aynı zamanda Türk Kafkas ordusunun şehitleri de bu şehitlikte bulunuyorlar. İşte her birinin kabri tek tek o noktada ziyaret ediliyor. Ve bu ziyaretler sonrasında da tarihi anlar yaşanacak. Az önce de belirttiğimiz gibi. Evet, şu dakika itibariyle Azatlık Meydanı'nda da bir yandan nefeslerin tutulduğunu görüyoruz. Başkan Erdoğan bir yandan bilgi alıyor tabii ki şehitlikle ilgili olarak. Ve sonrasında da bizim bulunduğumuz noktaya gelecek. Evet, 27 Eylül'de başlayan çatışmaların hemen ardından, 44 gün süren bu çatışmaların ardından Azerbaycan özgürlüğünü ilan etmişti Karabağ'da. Tabii ki Şehitler Hıyabanı oldukça önemli bir adres. 1918 yılında Bakü Muharebesi'nde öldürülmüş Azerbaycan Türkü ve Türkiye Türkü askerlerinin defnedildiği yer bir yandan da. 1924 ve 1990 yılları arasında Hıyabanın adı değiştirildi. Bolşevikler burayı bir park olarak kullanmaya başladılar. Ancak 90 yılında Kara Ocak, yani 20 Yanvar'da bu alan yeniden Şehitler Hıyabanı adını aldı ve işte şu anda da Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı çelenklerle, hem Türk bayrağı hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çelenkleriyle şu anda yeniden bir diğer şehitliğe daha ulaştılar ve oraya bir çelenk bırakılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından. Azerbaycan'da da dondurucu bir soğuk olduğunu da not olarak düşelim. Evet, şu anda iki lider çelenklerini bıraktılar. Ve dualar ediliyor. Evet, Kafkas İslam Ordusu'nun vermiş olduğu şehitlerin bulunduğu nokta. Burası aynı zamanda Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran ve Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusunun 9 isimsiz askerinin defnedildiği şehitlik aynı zamanda burası. Ve şu anda o noktaya da çelenk bırakıldı ve Başkan Erdoğan şu anda kürsüye geldi. Ziyaret defterine bir not düşüyor elbette. Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Naziri Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Killigil, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a bir sefere çıktı. Ve Kafkas İslam Ordusu asker sayısı Azerbaycan kol ordusundan yapılan 1000 kişilik takviye ile tam 12 bine ulaştı. Ve öten esrin evvellerinde Kafkas İslam Ordusu'nun ve bir yandan da bu güzergahtaki Göyçay, Salyan, Asu, Kürdemir'i, Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizledi. Büyük ihtiramla ve derin hürmetle yad edip her birine Yüce Tanrı'dan rahmet dileyerek. 100 yıl sonra 2018 yılda Azerbaycan ve Türkiye prezidentlerinin iştirakiyle Bakı'da geçirmiş hərbi paradda hem muasir hərbi giyimde hem de remzi olarak Kafkas İslam Ordusu'nun hərbi giyiminde Azerbaycan ve Türkiye askerlerinin birge marşı kardeşlik ve ebedi birliğimizi bariz şekilde tecessüm ettirdi. Ermenistan Azerbaycan'a karşı 30 ile yakın devam eden tecavüz ve işgalçılık siyasetine son koymak məqsədi taşıyan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı, qardaş Türkiyənin qəti və bir mənalı siyasi, diplomatik və mənəvi dəstəyinin bir daha şahidi oldu. Müzəffər ordumuz tarixi qələbə qazandı və Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızın 30 ilə yaxın davam edən işğalına son qoydu. Şəhidlərimizin qanı və canı bahasına əldə olunan bu zəfər Azərbaycanın müxtəlif güşələrində uyuyan qardaş Türk şəhidlərinin ruhunu şad edir. Azərbaycan xalqı Türk şəhidlərinin şücaətini, tarixi xidmətlərini yüksək qiymətləndirir və həmişə onların xatirəsini uca tutacaqdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah rahmet eylesin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kafkas İslam Ordusu için Azerbaycan'daki şehitliğe yapılan şehitliğin önünde ziyaret defterini imzaladılar ve elbette önemli mesajlar verildi. Biz de bir kez daha Azerbaycan'ın bu uğurda vermiş olduğu ve elbette ki Türkiye Devleti'nin vermiş olduğu şehitlere rahmet dileyelim ve artık Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kafkas İslam Ordusu'nun şehitliğinden de ayrılıyor ve duraklarına doğru, yani Azatlık Meydanı'na doğru yola çıkacaklar. Evet, Kafkas İslam Ordusu ki az önce çelenk bırakılan nokta, Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı 12 bine yaklaşıktı ve Kafkas İslam Ordusu bu uğurda 1130 şehit verdi ve aslında Azerbaycan'ın sadece şehitler hıyabanında değil, aynı zamanda pek çok noktasında da Kafkas İslam Ordusu için şehitlerin anıt mezarları bulunuyor. Bakü'de, Abşeron'da, Şeki'de, Göyçay'da pek çok noktada Kafkas İslam Ordusu içinde şehitlikler bulunuyor, şehitlerin anıt mezarları bulunuyor. İşte Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in duraklarından biriydi Şehitler Hıyabanı'nda ve şu anda da şehitlikte bulunan camiye doğru, Şehitler Camisi'ne doğru ilerliyorlar ve oradan ayrıldıktan sonra da hiç şüphesiz bizim bulunduğumuz noktaya, Türk askerinin de Başkan Erdoğan'ı beklediği noktaya gelecekler ve zafer geçit töreni gerçekleştirilecek bu noktada. Evet, önemli anlara tanıklık ediyoruz hiç şüphesiz. Tekrar altını çizmekte fayda var. Tarihi bir ziyaret, tarihi anlar.
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev Dağlı Karabağ Zaferi törenlerine katılacaklar birlikte. Tüm dünyaya mesaj gönderilecek. Birlik, beraberlik mesajı gönderilecek. Ve şu anda da görüntülerde yine 20 yan var şehitlerinin anıt mezarları. Bu noktaya her gün kırmızı karanfiller bırakılıyor. Şehitler adına hem Bolşevik ihtilalinde şehit düşen Azerbaycan halkı için hem de elbette Karabağ'da 30 yıldan bu yana süren büyük acılara sahne olan Karabağ topraklarının şehitleri için. Evet, Kafkas İslam Ordusu ile ilgili aslında biraz daha konuşmakta, biraz daha anlatmakta fayda var. Azerbaycan'ın Digah kasabasında yapılan anıtlar var yine demiştik. Ermeni çetelerinden ve Bolşevik birliklerinden kurtardı Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Ordusu ve bununla birlikte de Kafkas İslam Ordusu adını aldı. Binlerce asker yine bu uğurda şehit düştü. Osmanlı Devleti koştu Azerbaycan'ın yardımına. İşte yine Osmanlı askerleri içinde o noktada Kafkas İslam Ordusu'nun askerleri içinde bir şehitlik anıt mezar bulunduğunu söyleyelim. Ve Başkan Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de artık cami ziyaretini gerçekleştiriyorlar. Şehitlikte bulunan cami ziyaretini gerçekleştiriyorlar. O ziyaretten hemen sonraysa Azatlık Meydanı'na doğru yola çıkacaklar. Artık burada nefesler tutuldu. Herkes iki liderin bu noktaya gelmesini bekliyor. Azerbaycan'ın Karabağ'da vermiş olduğu, almış olduğu o zaferin ardından elbette Türk askeri de burada Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında. Bolu Komando Tugayı, Mavi Bereli Bolu Komando Tugayı yine burada Azerbaycan askeriyle birlikte zafer geçit törenine katılacak. Karabağ Savaşı'na katılan yaklaşık 3000 asker de yine burada bu zafer geçit törenine katılacaklar. Ve Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Burada bir yandan da artık hazırlıklar yavaş yavaş tamamlandı. Askerler yerlerini aldı. Sadece askerlerin bir geçit töreni gerçekleşmeyecek burada. Yine aynı zamanda Azerbaycan ordusunun ekipmanları da zafer geçit törenine katılacak. Yine aynı zamanda Ermenistan'dan ele geçirilen tanklar da yine burada olacaklar. Hiç şüphesiz en önemli bu zafer geçişinin en önemli detaylarından biri hiç şüphesiz İHA'lar ve SİHA'lar olacak ki operasyonların başladığı ilk günden bu yana Azerbaycan ordusunun en büyük destekçileriydi Türk SİHA'ları. İşte o SİHA'lar da yine burada tankların üzerinde zafer geçiş törenine katılacaklar ve hem iki lideri hem de Azerbaycan halkını selamlayacaklar. Törenlerin yaklaşık 2 saat sürmesini bekliyoruz. Ardındansa bu kez Gençlik Sarayı olacak duraklar. Gençlik Sarayı'nda Başkan Erdoğan için resmi bir karşılama töreni gerçekleştirilecek. Ardındansa Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler. O görüşmelerde pek çok anlaşmalar, pek çok mutabakatlar imzalanacak. Ama tabii ki en önemli gündem maddesi, öncelikli gündem maddesi Karabağ olacak. Zafer sonrası yapılacak ilk yüz yüze görüşmede ateşkesi denetlemek için Ankara-Moskova hattında süren çalışmalar değerlendirilecek. Ve bir yandan da tabii ki Rusya ile kurulacak ortak merkez için yürütülen faaliyetler ele alınacak. Bundan sonrası için atılacak adımlar konuşulacak.
Ve dediğim gibi önemli anlaşmalar imzalanacak. Şu an itibariyle Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın şehitlikteki ziyaretleri camide devam ediyor. Ve görüntülerde Kafkas İslam Ordusu için yapılan anıt mezarı görüyorsunuz bir yandan da. Osmanlı Devleti'nin 1918 yılında kurduğu Doğu Ordular grubuna bağlı askeri bir birimdi Kafkas İslam Ordusu ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle Müslümanlardan oluşan bir orduydu ve 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya cephesinde yer aldı. Kağıt üstünde ordu olarak adlandırılsa da aslında üç tümenden oluşuyordu ve yoğun çatışmalarda bulundu. Ve Kafkas Ordular Grubu'nun ve 9. Ordu ile Şark Ordular Grubu'na bağlı kol ordu olarak yapılandırıldı. Ve Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi yine o zamanda Ermeni çetelerin ve Bolşeviklerin zulmünden kurtarılmasında önemli adımlar attı. Ve Başkan Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de son durağı oldu camiden önce ve şu anda yeniden Türk şehitliğinde bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Öyle tahmin ediyoruz ki artık Azatlık Meydanı'na yola çıkılacak. Azatlık Meydanı'ndaki tarihi törenlere katılacak iki lider. Evet, camiden çıkış artık gerçekleşmiş durumda. Buradaki törenlerin yerel saatte 12.30'da, Türkiye saatiyle 11.30'da başlaması bekleniyordu. Kısa bir gecikme olacak ama çok kısa bir süre içinde de artık başlayacağını söyleyebiliriz. Son hazırlıklar tamamlandı. Azerbaycan günlerdir bu ana hazırlanıyor. Ve evet, artık son anlar. Biz nefeslerimizi tuttuk. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bizim bulunduğumuz noktaya gelmesini bekliyoruz. Yani Azatlık Meydanı'na gelmelerini bekliyoruz. Şimdilik sözü size bırakalım Gökhan Kurt. Zira az sonra Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev burada olacaklar.